yapalım. Ama büyük bir oyun oynanıyor. Bu 130 lira fiyat açıklandı. Siz yarın bahçeye varırsanız, fındığı toplarsanız, gidip devire koyarsanız maalesef fiyat daha da aşağı gelecek. Ama aslında rekolte düşük. Biraz sabredebilirsek, bu fiyata fındık yok diyebilirsek, bu fiyat bu sefer mecbur yukarıya doğru gidecek. Bu yabancı şirket dostlarının, yabancı kartel dostlarının fiyat oyununa gelmeyin, rekolte oyununa gelmeyin, sabredin, elinizdeki avuçtakini bedavaya çıkarmayın. Hep birlikte mücadele edeceğiz, hep birlikte. Bugün hadi hiç olmasın 160-165 liraya evet diyecek olalım. Bugün açıklanan 130 lira kimin cebinden 35 lirayı çalıyor, kimin cebine bu parayı koyuyor bir bakalım. 165 lira verse Giresun'daki Mustafa amcanın, Ordu'daki Fadime ablanın cebine 35 lira kilosunda, 35 bin lira tonunda fazla para girecek. Bunu vermiyor. Verse Ferrora firması gelip de şunu mu diyecek? Ben bu fiyata fındık almıyorum. Bu fındığı 20 lira 30 lira ucuza almak için yapmadıkları numara, satın almadıkları kimse yok. 35 lirayı Fadime abamın, Ahmet amcamın cebinden alıp dünya devi şirketin kasasına koyanlara yazıklar olsun. Hakkımızı helal etmiyoruz. Rekolte ne olacak belli değil ama kaba bir hesapla size 130 lira değil 180 lira fındık parası verecek olsalar, bunun karşılığı da 50-60 milyar bile değil. Bu iktidarın yerinde zengini değil de milleti seven bir iktidar olsa, o 660 milyarı alsa para sana da yetecek, ona da yetecek, öbürüne de yetecek. Fındık olacak 180 lira, emekli maaşı olacak 17.500 lira, asgari ücret alacak enflasyon zammını, hepsi olacak. Onun için ne yapmak lazım? Onun için bu rantın iktidarını değiştirip halkın iktidarını kurmak lazım.